Başka bir dosyada iki kişinin, iki şahsın konuşmaları dinlemeye takılmış ve orada aslında Emine, bir Emine'den bahsediliyor. Tabii ki detaylı bilgi yok. Sadece iki görüşme yapan kişilerden birisi Emine abla isminde birinden bahsediyor ve başka soy isim ya da başka detay olmaksızın kolluk o zaman bir tahmin yürüterek olsa olsa Emine Kaya olabileceğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş diyoruz ama işin aslı bu değil. Çünkü o dosya içeriği bizim dosyamıza gelmişti ve buradan Emine Kaya'ya ulaşmak mümkün değil. Yani sadece Emine İstanbul'da geçen iki kişi arasında geçen bir konuşma. Bu şahısların Emine Kaya'yla irtibatlı olduğuna ya da tanıştığına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Tanıdık değil, arkadaş değil, akraba değil. Ancak görüşme içeriğinde bir Emine geçiyor ve bunlar da müvekkilimin evine gelmiş ve bir arama gözaltı kararı verilmiş ve bir arama işlemi yapılmıştır. Aslında asıl soruşmanın başlangıcı tamamen ilgisiz iki kişinin konuşmasına geçen ve bir Emine'den bahsedilmekte bu konuşmada. Bu konuşmalardan sonra müvekkilim için bir gözaltı kararı alınıyor ve müvekkilim evinde arama yapılıyor. Şimdi arama işlemi yapılırken müvekkilim o zaman özel bir durumu var. Müvekkilim 25 yıldır evlidir ve bu evlilikten 5 çocuğu var. Şimdi arama işlemi yapıldığı zaman da müvekkilim eşine karşı bir boşanma davası açmış durumda. Yani açılmış ve devam eden bir boşanma davası var. Ancak şöyle bir şey var. Evin içinde birlikte yaşamaya devam etmekteler. Çünkü tabii ki bir ilişkileri yok. Evin tamamen neyse hiç görüşme de olmuyor. Ama halihazırda her iki şahıs da aynı evi paylaşıyor hala. Arama işlemi yapılırken boşanma davası açılan erkek polislerle bir görüşme yapıp müvekkilim hakkında bazı bilgileri olduğunu ve bilgileri paylaşmak istediğini söylüyor. Ve zaten boşanma davası açılmış olan eşin beyanları üzerine aslında dosya oluşturuluyor ve müvekkilimin tutuklanması, yargılanması esas itibariyle bu beyanlara dayanıyor. Halle arama yapılırken ve iddianamede boşanma davası açılan eşin beyanları var. Bir kadın uzun yıllar işkence gördüğü bir erkeğe cesaretini toplayarak bir boşanma davası açıyor ve uzun yıllar işkence ettiği, darp ettiği, şiddet uyguladığı, baskı altında tuttuğu kadın kendisine baş kaldırdığı ve artık ona şiddet uygulayamayacağını söylediği için artık erkeğin gücü artık ona yetmediği için bu sefer bu erkek devlet eliyle müvekkili zorbalık yapıyor. Aslında bu dosyanın esası bu. Onu devlet eliyle cezalandırıyor. Ve esas da bu. Şimdi müvekkil 3 defa evden ayrılıyor geçmiş yıllarda. Geçmiş yıllarda baskılar yüzünden ve kendisine uygulanan şiddet yüzünden. Sadece kendisi değil, çocukların da aynı zamanda ciddi bir şiddet uygulanıyor. Kendisi ve çocukları 3 defa evden ayrılıyor. İşte ailesinin yanına gidiyor veya kardeşinin, abisinin yanına gidiyor, orada kalıyor. Şimdi kocanın iddiası ya da eski eşin iddiası diyeyim, çocuklarıyla birlikte PKK'ya katıldığı yönünde. Kandil'e gitti yönde, Mahmur da değil, Kandil'e gitti yönde bir iddiası var. Şimdi iddiası bu ancak bu iddia sağlam bir iddia değil. Biz hem çocukları mahkemede dinledik, onunla birlikte olan çocuklar, hem müvekkilimin kardeşi ve yengesini dinlettik. Aynı zamanda sözünü ettiği zamanda annesiyle babasının yanında kalmış müvekkilim ve çocukları ve biz mahkemeden anne ve babayı da dinlemesini istedik. Çünkü esasa ilişkin bir durumdu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi. Kendisi hem bunların yaşları nedeniyle Diyarbakır'da kalıyorlar şu anda. Dinlemedi ve işin doğrusu kocaya inanmayı seçti. Ama çok mantıklı bir şey değildi. Çünkü anne ve çocuklar babadan kaçıyor, kocadan kaçıyor ve Diyarbakır'a gidiyorlar ama eş onun aleyhine durumu zorlaştırmak için, onun aleyhine dosyayı zorlaştırmak için ve ona ceza aldırmak için PKK'ya katıldığı yönde bir iddiası. Eşin güvenilir bir insan olmadığına ilişkin de biz deliller sunduk. Misalen söyleyeyim, hani iki tane çocuğuna ilişkin darp raporları sunduk. Bir tane çocuğun darp ettiği için yargılaması yapıldı ve bundan dolayı ceza almış bir şahıstan bahsediyoruz.
ceza almış, mahkeme kararıyla bu ceza kesinleşmiş. Şimdi böyle bir durum var. Eşini mahkeme kararıyla ispatlanmış bir şahıstan bahsediyoruz. Ve gariptir. Bu şahıs mahkemede ifade verirken bu soruyu sorduğumuzda hayır böyle bir iddia yok. Ben herhangi bir şiddet uygulamadım. Bundan dolayı da bir yargılama olmadı falan şeklinde bir cevap veriyor. Biz mahkeme kararını kendisine gösterdiğimizde ya evet öyle bir şey olmuştu deyip aslında mahkeme huzurunda da yalan söylüyor. Mahkemenin huzurunda bizzat. Evet, evet mahkeme huzurunda bizzat gerçekleşmiş bir sorgu bu ve bunu bütün bunlara rağmen mahkeme erkeğe güvenmeyi seçti ve müvekkili cezalandırdı işin doğrusu. Evet. Yani bir tarafta delil olamayacak bir eski eş beyanı, art niyetle düşmanca söylenmiş beyanlar. İkinci olarak da müvekkilimin demokratik siyasi haklarını kullandığı alanlarda katıldığı eylemler, katıldığı toplantılar, yaptığı çalışmalar cezalandırıldı aslında.